SPA'mızın panellerini modelledikten sonra sıra buranın tekerleklerini modellemeye geldi. Tekerleği modellemek için buradaki silindirden faydalanacağım. Yan görünüşe geçerek buraya bir tane silindir çiziyorum. Ardından silindirimizi çizelim. Ardından derinlik de verelim. Ve şöyle bunu da align aracımla hizalatalım. Center center diyelim. Bakalım neredeymiş? Tam olarak buradaymış. Evet. Şu hizaya bir getirelim. Sola doğru taşıyalım. Buraya geliyorum arkadaşlar. Derinlik, tabi derinlik veriyoruz height olarak burada. Derinlik miktarı 4 olacak şekilde ayarladım. Ve ardından bunu biraz daha şöyle sola taşıyalım. Buraya şimdi arkadaşlar Compact Obje seçeneğini kullanarak, yani bileşik objeler seçeneğini kullanarak modellememe devam edeceğim. Yine bunun üzerine bir tane silindir ekleyelim. Üst görünüşten şu özellikle şu noktadan, ardından yükseklik verelim. Çapını verdik. Yükseklik verelim. Bunu da align aracımla buradaki objenin kendisine ayarladık. Biraz şu yöne doğru taşıyabiliriz. Ortalayalım. Aşağı doğru taşıyalım. Şuradan parametrelerinden biraz boyunu düşürelim, çapını düşürelim. Kenar sayısını 8 yapalım. Boyunu da düşürelim. 2 santim olarak ayarladım. Biraz yukarı doğru taşıyorum. Yine bunu şöyle hizalıyorum. Buraya box bir tane box çizelim şöyle. Bu da üst bağlantı noktası olacak şekilde, bağlantı parçası olacak şekilde. Bunu da yukarı doğru taşıyalım. Yine arkadaşlar buraya ekleyeceğim bir iki obje daha var. Onlardan bir tanesi silindir olacak. Burada auto grid seçeneğini kullanarak şu objenin yüzeyini modelleyelim ki bunu sıkıntı olmasın. Şöyle merkezi çapraz olacak şekilde ayarlayalım. Derinliğini verelim. Tabi burada kenar sayısı az olduğu için iyi görünmüyor. 24 yapalım bunu. Şöyle ayarlayalım. Bunu da plan görünüşe geçelim. Şu şekilde ayarlayalım. Ve arkadaşlar işlemimize devam ediyoruz. Buna derinlik miktarı olarak 1,5 yapalım. Biraz daha taşıyalım şöyle içe doğru. Bunu seçelim. Bunu da aynalayalım. X yönüne doğru kopya olacak şekilde bunu 3 santim ötelersek fazla olur. 2, 1, 1,5 değerine. Tabi burada tam ölçülü çalışmadığımız için sıkıntılar oluşabiliyor bu şekilde. Bunu da çek işaretiyle işlemi onaylayalım. Ardından arkadaşlar şuraya geçiyorum. Buradan de shapes kullanarak kenar oluşturacağım. Veya bunu kullanmadan da ikinci bir seçeneği devreye sokabilirsiniz. Tabi ondan önce çizgiyi çizmek daha faydalı olacak. Buradaki şu kısma, buradaki kenarları kırpmak amacıyla çizgi çizeceğim şimdi arkadaşlar. Klavyeden shift tuşuna basılı tutarak bunların düz çizilmesini şu şekilde sağlayabilirsiniz.
Yine şu noktayı baz alalım. Shift tuşuna basılı tutuyorum. Shift tuşuna basılı tutuyorum. Şurayı ve şurayı birleştirdim. Ardından arkadaşlar çizdiğim objeyi de şu objeyi bir hizalatalım. Center, center diyelim. Üç yönde de hizalatmış olduk. Buna da extrude verelim. Extrude diyorum. Biraz extrude miktarını fazla tutalım. 5. Plan görünüşe geçiyorum. Bunu şu şekilde hizalıyorum. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde problem komutuyla compute objelerden bu işlemi gerçekleştireceğim. Şuraya standart parameterslardan altında compute object seçeneği var. Önce şöyle bir objemi seçelim. Şu objeyi. Ardından problem diyorum. Problem derken buradan subtraction seçeneğiyle ilk önce buradaki parçaları tek tek çıkartalım. Starting polygon'la önce şu parçayı çıkartıyorum. Ardından ikinci parça, üçüncü parça. Görmüş olduğunuz gibi burada SPA'nın ayak kısımlarını oluşturan parçaları çıkarmış olduk. Yine buraya union seçeneğine dönelim. Union seçeneğini kullanalım ve şu parçayla şu parçayı buna birleştirelim. Böylece tekerleğimin taşıyıcı kısmını oluşturdum. Şimdi tekerleğimin diğer parçasını modellemek için standart parameterslara dönüyorum. Buradan silindir çiziyorum. Silindir çizerken şunun yüzeyini baz alarak çizebiliriz. Şöyle. Ardından derinlik verelim. Şuradan modifiye sekmesinden bir yapalım. 1.5 daha uygun olacak. Bunu da şu şekilde taşıyorum. Ve derinlik miktarı olarak da ayarlıyorum. Şöyle. Şöyle ayarlıyorum. Evet. Bu ayarlamalardan sonra arkadaşlar buna da yine mirror yapıyorum. X yönünde kopya olacak şekilde 1.5 santim öteledim. Biraz daha arttırabiliriz. Ardından çek işaretiyle işlemi onaylıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi masamızın tekerleğini de modelledik. Bunu da seçelim. Bunu da grup yapalım. Tekerlek diyorum. Tabi oluşturduğum grubu kopyalayacağım. Şöyle taşıyorum. Şu yöne doğru. Sol görünüşten de bakalım. Buradan birer kopya oluşturalım. İstenç olsun. Yine bu iki tekerleğimi seçelim. Bunlardan da şu yönde birer kopya yapalım. Görmüş olduğunuz gibi tekerleğimizi, sehpamızın tekerleklerini de bu yolla modellemiş olduk.